Tadım için Aysel kayınvalidemi buraya rica ediyorum. Buyurunuz Aysel Hanımcığım. Hoş geldiniz. Merhaba, tekrar. Merhaba, teşekkür ederim. İyi miyiz? Keyifler yerinde. Çok iyiyiz. Hazır mısın tatmak için? Daha iyi olacağız. Bu sefer gelinimi bulacağım. Bulacağım. Bulacağım bu sefer. Hadi bakalım. Bir numaralı tabağın başına alalım sizi. Kaldıralım. Tadı güzel, kıvamı güzel. Bir de patlıcan. Tarafı. Evet, patlıcan. Birazcık daha sanki kızarabilirdi. Artık fırınladı mı kızarttı mı bilmiyorum. Evet. Onu. Sanki fırınlanmış gibi, kızarsa böyle olmaz. Fırınlanmış mı ki acaba? Öyle gibi duruyor. Evet. O zaman fırınladıysalar şunları şöyle. Bilemedim çok. Çok bilemedim. Şuraya da tekrar bakmak istiyorum. Hani közlenmiş, fırınlanmış gibi. Evet, evet. Ben kendim yapsaydım birazcık daha patlıcanı iri. Eğer fırınladıysam şu deriyi almayı tavsiye yapardım yani. Almayı tercih ederdim. Siyah kısmı kabuğu yani soymak isterdim. Veya şöyle... Pijama gibi. Pijama gibi yapardım, evet. Çünkü bakın şöyle geldi hemen. Evet. Şu kısım biraz sert geldi ağzıma. Buranın kıvamı iyi. Gayet eti pişmiş mi tavuk pişmiş, eti? Pişmiş, gayet güzel pişmiş. Kaşar peyniri. Evet, erimiş. Gayet güzel aromalar. Erimiş. Aromalar. Güzel. Güzel. Güzel, hoşuma gitti benim. Kaşarı rendelememiş mi? Çok anlayamadım bunu. Bakar mısın sanki bütün mü koymuş ki? Hani şöyle... Bol mu döktü acaba? Bilemedim, çok bilemedim ama sanki rendeleseydi her yere geçebilirdi. Bakın buralarda hiç yoktu. Ben bunu rendeleyerek kullanıyordum. Evet. Böyle daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Böyle bu tabak hakkındaki yorumlarım. Peki. İkinci tabağımıza geçelim o halde. Tabii ki. Kaldıralım. Çok tatsız tuzsuz. Çok tatsız tuzsuz. Patlıcana tuz geçmemiş. Aysel Hanım yine diğer köşeyi kesiyor. Çünkü az bakıyorsun dediler gelin hanımlar. Bu sefer ortadan kes. Değerlendirmek istedim. Bunun üzerine bir sos dökülüyor bildiğim kadarıyla. Birazcık daha sos böyle kendini gösterebilirdi. Biraz daha mesela bu gelininki daha ıslak olmuştu. Öyle olabilirdi. O yüzden yerken şey böyle kuru geldi ağzıma biraz daha. Görünüş olarak da biraz daha böyle kayık şeklini alabilirdi. Hani andırması açısından. Evet. Kaşarı da çok daha düzgün rendeleyebilirdi üzerine. Aromalar genel olarak birbirine benziyor. Yalnız bu daha bir kuru geldi ağzıma benim. Patlıcan da biraz daha fırınlanabilirdi veya kızarabilirdi. Bilmiyorum nasıl yaptıklarını. Evet. Öyle düşünüyorum. Bu kadar. Evet. Peki 3 numaralı tabağımıza geldik. Evet. Açalım. Bu pişmiş, çok güzel pişmiş. Pişmesi çok güzel. Sosu, tavuğuna da bakayım. Malzemeler ne olmuş? Tavuğu güzel. Kaşarı da çok dengeli görünüyor. Tadı, tuzu, baharatları çok yerinde. Ne güzel iştahlı yedin ha. Birazdan şuraya bakayım. Çünkü peki, bir yere baktın demesinler. Evet, bu patlıcan güzel pişmiş. İstediğiniz gayet, gibi pişmiş. Pişmiş, gayet güzel pişmiş. Yağı, tuzu yerinde mi? Bunun yerinde. Şunlardan tavuk birazcık daha şöyle didilebilirdi veya biraz daha minik doğranabilirdi. Birazcık daha minik olabilirdi diye düşünüyorum ben. Bu tabak hakkında da böyle sizin düşünüyorum. Sizin yorumunuz tabii sunumu ki. Da güzeldi. Ben... Maydanoz şeyleri falan da zaten çok beğenirim ben. Kayık şeklini de almıştı. Sosu, ıslaklığı gayet güzeldi üzerine dökülen. Kaşarı çok güzel orantılamışlar. İyi. Genel anlamda güzeldi. En azından bir tabak beğenmeniz güzel. Evet, onu beğendim ben. Son tabak. Evet. Dördüncü tabağımıza geldik. Buyurunuz kaldıralım. Çok güzel pişmiş patlıcanı. İçi de çok güzel pişmiş. Bir tık tuzsuz sanki. Çok az bir şey. Sanki onlar da daha iyi geldi ağzıma. Tuz oranını az buldunuz. Salçasının kıvamı falan çok güzel. Şuraya da bakayım yine lütfen. Yoruma mağdur kalmamak için. Tabii.
Eleştiriler evet. geliyor tabii gelinlerden. Yok, patlıcanı falan çok güzel pişmiş. Sadece birazcık tuz sorunu var. Hı-hı. Bunun dışında bu tabakta güzel. Güzel. Güzel, beğendim. Her şey tamamsa puanlamaya geçelim mi? Lütfen. Peki. Kafamızda tasarladık puanları değil mi? Tasarladım. Birinci tabaktan başlayalım dilersen. Birinci tabağın patlıcanı az pişmişti. Evet. Şekil olarak da çok hoşuma gitmedi. Bu tabağa 2 vermek istiyorum. 2 puan. Evet. İkinci tabak. Bu tabağı çok beğenemedim. Hem şekil olarak hem patlıcan buradan da gösterdim. Çok pişmemişti. Sos diğerleri daha ıslaktı, öyle diyeyim. Hı-hı. Daha kuruydu. Evet. Bu tabağa 1 vermek istiyorum. 1 puan. 1 vereceğim bu tabağa, evet. Peki. Buyurunuz. Bu iki tabak arasında kaldım. İkisini de genel anlamda beğendim. Hı-hı. Kararsızım. Yani ikisi de iyi. Yalnız bu tabak daha iyi. Bu tabağa 5 vereceğim ben. 4 numaralı tabağa 5 evet. puan veriyorsunuz. Evet. O da iyiydi. Kimsenin hakkını yemek istemiyorum. 4 de bu tabağa veriyorum. Peki 3 numaralı tabağa 4 puan verdi. Aysel Hanımcığım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Peki teşekkür. Acaba hangi gelinleri buldunuz? Kendi gelininize mi 5 puan verdiniz? İnşallah. İnşallah diyorsunuz. İnşallah. Bugün alalım. Vallahi. Bugün alalım. Samsun'dan boşuna gelmiş olmayalım. O halde şöyle sizi rica edeyim birinci tabağın önüne. 2 puan vermiştiniz birinci tabağa. 2 puanı hangi geline verdi Aysel Hanım? Buyurun Aysel Hanım, açalım. Aysun gelin Aysel Hanım'dan 2 puan aldı. Aysel ablacığım ya, Allah aşkına bak, sen bu ipiyi çok mu seviyorsun? Ama ben bu puandan hiç hoşnut değilim, bilesin. Neresi pişmemiş mesela tam olarak? Ver canım bunu. Hı hı. Bak, patlıcan ve yedim zaten, ucunu da yedim. Evet. Ve patlıcan pişmemişti. Patlıcan birazcık daha fırınlanması gerekmiyor. Hayır asla, patlıcan pişmemiş olsa şu görüntüyü elde edemeyiz. Ezdiğimiz zaman bakın. Yani ezildi, dümdüz oldu tabakta. Bir saattir eziyorum aşkım orada onu. Bir saattir tamam, eziyorum onu. Tamam hadi burayı bir saattir eziyorsun. Heh. Şurada yapayım. Orası bak zaten yine... ince doku. Önemli olan bu kısımlar. Orası ince doku. Burasını ben bir saat ezdim. O tutmuş bu pişim. Bana da bir kalmış yani. Orası sapı zaten. Orası önemli olan, pişmesi gereken yer orası zaten en fazla. Sapını mı yiyoruz biz? Yani burayı atmıyoruz zaten. Orayı da yiyoruz. Sapını. Burası daha iyi pişiyor. Burasını yemiyor muyuz? Patlıcanı yemiyor musun? Ya sen patlıcanın burasını mı yiyorsun? Her tarafını yiyorum. Tamam da önemli olan burası. Yani. Ki, hani içinde bir sürü malzeme var. Evet, baktım, biliyoruz malzemeleri. Tadı, tuzu, dengesi nasıl? Evet, söyledim zaten. Söyledin de işte hani burada sonra pişmiş bir patlıcanı ben görüyorum. Dümdüz kesmişsin. Dolayısıyla inanamıyorum. Sala benzemişti aynı canım. Çok beğenemedim seni tabağını. Sala benzemişti. Evet. Çok özür diliyorum. Bir dahakine patlıcanlarımı bostanımdan daha güzel sala benzemeyen şeyleri seçip getirip burada yemek yaparım, bakar mısın, olur mu? Bakar mısın canım? Neyine bakayım yani, ya? Hani bana gelen patlıcan bu. Hakkını arkadaşa vermiş. Gelen daha incedir. Benimki daha böyle uzundur, büyüktür, kalındır, ne bileyim. Sen de ona göre kesip şekillendireceksin onu. Aa, niye? Ben şefin söylediğinin dışına nasıl çıkacağım? Ben kaşarını çok güzel dökememiştim. Güzel doğru orantıda değildi. Kaşarı çok buralarda doğru orantıdaydı. Yoktu. Bakar mısın, böyle kalmıştı. Kaşarımız belirli bir miktardaydı, tamam mı? Onu ben elimdekini kestim. Rendeledim. Hı. Ve üzerine döktüm. Hı. Ekstra kendimden nasıl bir şey katabilirdim? Yoktu, çoğu yerde yoktu canım. Ya şimdi burada koskocaman bak bir yemek var. Sen her zamanki gibi dekora, işte ne bileyim kaşarını yan döktün, bilmem ne yaptın. Ben bunlara puan veriyorum. Bunlara kızım. Takılıyorsun kızım. Yemeğin tadına, tuzuna puan vermiyorsun. Niye vermiyorum? Yemeğin pişmesine, benim puan verdiğim kişiler hep aynı kişilerde puan veriyor zaten. Emeğine sen herkes puan aynı vermiyorsun. Puan. Herkes emek veriyor. Kimse havadan yapmıyor yani. Emeği derken pişmiş bir yemekten bahsediyorum. Tamam, hepsi pişirilmiş. En iyisini bulacağız yapıyor. Ya. En iyisini bulmaya çalışıyoruz. Tamam, en iyisini bulamadın. Tamam. İşte bulamadın burada. Yok, bana göre en iyisi değildi. Sana göre hiç bana değil göre zaten. En iyisi değildi canım. Ama ben gerçekten senin yorumlarına da inanmıyorum. Sen strateji yapıyorsun, onun da farkındayım.
pişmiş bir patlıcanı pişmemiş diyemezsin. Bu kadar. Vallahi bana ben beğenmedim. Beğenmediğim için de o puanı verdim. Beğenseydim 5'i de verirdim. Bence beğenip beğenemedim vermedim. Canım. Yok, beğenmedim. Beğenip vermedim. Çok benim damak tadıma hitap etmedi. Çok net anlıyorum. Artık tanıdım ben seni Aysel ablacığım. Yani sen bir insanı 3 günde gerçekten tanıyabiliyorsan bravo. Vallahi gerçekten. Niye? Ya artık o senin yeteneksizliğin ne diyebilirim. Bugün doğmadı Aysun be. Ne yapsam yaranamıyorum. Olmuyor Aysel yani. Hanımcığım, kayınvalidelerin söyledikleri tabii ki bazı gelini mutlu ederken bazı gelinlerimizi evet. mutsuz ediyor. Evet. Şu anda da sen mutsuz ettin benim gelinlerimi. Çok üzgünüm. Ya, ne yapayım, birini seçmem gerekiyordu. Evet. En iyisini seçmeye çalıştım. Hak yerini bulur inşallah. Şimdi gelelim 3 numaralı tabağa. 3 numaralı tabağa sen 4 puan verdin. Evet. Yani güzel bir puan verdin. Evet. Peki 4 puanı Aysel Hanım hangi geline verdi? Gerçekten iyi bir puan ve 4 puan hangi geline gitti? Açıyoruz. Buyurun açalım. Ayşe Nur gelin. 4 puanı aldı. Aysel yenge, artık senden aldığım 4 puan bana yetmiyor. Artık beni bulur musun? Yani bulduysan sandalı daha niye kayık arıyorsun başka bir yerde? Ama o bir tabii şu bir tık daha... Bak sosu bir tık daha güzel geldi bana. Ben de seviyorum biliyorsun. Hepsini aynı bir su bardağı yani, salçayı karıştırıp koyduk birbirine zaten. Birbirine çok yakın bir tabaktı. Kaşarı çok güzel rendelenmiş. Seninki de aynı ben şekilde. Ben de rendeledim. Şunun salçaya bakar mısın şu olayı? Şundan salça mı? Üstüne koymadık ki, içine koyduk direkt. Bu ne peki şunlar? O sos biraz daha fazla geldi bana. O hoşuma gitti yani. Beğenmedim diğerini. Yani ikisi arasında kaldın yani, niye ilk başta dedin hani tam buldum dediğine vermedin? İkisi arasında kaldım. O bir tık daha benden öne geçti. Bulacağım seni. Tamam ağlama. 4 puan aldın Şükret bence. 4 puan. 5 puanlık benim tabağım. Hak etmişti. Gerçekten senin şükretmen gerekiyor. Yani 2-5 hakkım olsaydı 2-5'e 2 tabağı veriyorum. Sen de bugün patlıcanları pişirmeyi unutmuşsun. Sana. Sen bana kulak ver. Bak ciddiyim. İkisi de 5 tabaktı. Aytuncuğum ikisi de 5'lik tabaktı. 2-5 hakkım olsaydı bu 2 tabağı verirdim. Ama maalesef birini 4 kullanmam gerekiyordu. Kulağını şefe vermeyen biri var da o ben değilim. Hı. Sen merak belli etme. Belli oluyor. Evet ama. Evet. Ben göreceğiz. Çıkacak ortaya zaten neyin ne olduğu. Her gün evet. bir şey unutuyorsun. Bugün de pişirmeyi unutmuşsun patlıcanı. Ya sen şimdi kayınvalidenin verdiği puana ve yoruma inanıyor musun? Gerçekten ben patlıcanı pişirmedim mi? Gittim, ezdim, gösterdim kameralara. Niye onları? Siz niye bu kadar kapalısınız arkadaşlar ya? Aysuncuğum, ben kimin tabağı kim olduğunu bilmiyorum ki. Hepsini tek yedim. Ve ona göre verdim. Bu da olabilirdi senin. O da Ayşe Nur'un olabilirdi. Her şeyi biliyorsunuz ki gelininizle birlikte. Neyi biliyoruz? Hiç böyle ben bilmiyorum hani bu tabak kimindi falan demeyin yani. Siz neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Çok da akıllıca yorumlar yapıyorsunuz. Ha biliyorum. Peki niye 4 verdim de 5 vermedim? Ne bileyim. Yani bilsem öyle yaparım. Bileyim. Bak şampiyon bile olamadık. Samsun'dan geldik hala bir şey olamadık yani. Evet. Olacağız ya öyle düşünün. Bu kafayla giderseniz olamazsınız. Ben zaten. Adil olayım. Hiçbir şey olmadan keşke. Adaletimle gideyim. Gerçekten. Öyle de gideceğim o Allah'ın izniyle. O zaman ellerinizden öperim. Adil olun, adaletli ben olun. Ben adilim, çok hak adilim. Hak edene hakkını verin. Veririm ben hakkını. Beni de burada konuşturmayın. Yok, boşuna konuşuyorsun. Verin kızı. Beşleri, hak edene. Ben hiç ağzımı bile açmayacağım o zaman. Açıyorsun ya işte. Ağzını bile açmayacağım. Tamam ben adaletsiz hak oldum. Hak edene verdiğiyle İki konuşuyorum. İki gündür Damla birinci oluyor. Senin kayınvaliden de 5 verdi, ben de 5 verdim, onunki de... Ya demek ki siz şimdi buradaki yapıyor. Bütün kayınvalidelerin doğru puanlama yaptığına inanıyor musunuz? O zaman bizi yanlış seçmişler. İnanıyor musunuz? Siz yanlış mi puan yaptınız acaba? Yanlış bir şey yok. Siz yanlış yapıyorsunuz. Hayır hiç yanlış, yanlış yaptım. Kendiniz yapıyorsunuz. Hiç yanlış sonra yapmıyoruz. Dönüp... Çok da Damla yavrum, fanı görüyorum sizi. Yorum yapmak için yorum yapma lütfen damla kızım. Damla fanı olmasın. Lütfen. Ne oldu ki? Yaptığım yemekleri yiyor yanlış ve tarafa çekiliyorsunuz. Hiçbir tarafa çekilmiyorum. Lütfen saptırmayın kendinizi. Hiçbir tarafa çekilmiyorum. Her kimin şey gayet açık belki ortada. Belki de Esin'in tabağı bilmiyorum. Artık bulalım. Bulalım. Gelinini buldun, 4'ü verdin. Verdim. Memnun mu? Değilim, 5 verebilirdi bana. Beğendi çünkü ilk görünüşte de beğendiğini söyledi, dile getirdi. Evet. Kararsız kaldığı için. Peki. 4'ü bana kilitledi. 4 numaralı tabağa 5 puan verdin. Evet. Geçelim şöyle. Acaba Aysel Hanım'dan
5 puan alan gelinimiz. Esin gelin mi yoksa Damla gelin mi? Hazır mısın Aysel Hanım? Hazırım. Ay ben hazır değilim. Bakalım bir an önce yoksa düşeceğim. Dur şöyle ben de tutayım seni. Oh. Aysel Hanım 5 puanı hangi geline verdi? Buyurun açın Aysel Hanım, 5 puan kime gitti? Damla geline gitti. Aysel teyzeciğim ya sen nasıl bir kayınvalidesin böyle? Bu kadar damak zevki yerinde olan ilk defa kayınvalide görüyorum ben. Haliyle bir puan da Esin geline gitti. Aysel Hanım resmen inandım. Siz Damla'nın resmen hayranısınız. Ben adaletli bir kadınım. Damla'nın tabağını beğendiğim için ona 5 verdim. Ne söylememi istiyorsunuz? Yalan mı söyleyeyim? Ay ben şu mükemmel sandığıma... Sandal ben fake hiç fark etmiyor. Bakma. En azından bir şeye Damlacığım, benzerim. Damlacığım bir şey söylemek yok, istiyorum. Yok ben bakacağım. Ben bir şey söyleyeyim tamam bak. Yani aynıydı. 2-5 şansım ama bir şey söyleyeyim. Hayır Aysel teyze bariz bir fark var. Allah eştim onu ben ama tat için demiyorum. Tatmadığım için bir şey söyleyemem ama görünüşte bariz bir fark var. Neresinde fark var Damla? Bak tavukların doğrama şekli kaşarı gerçekten bariz fark var yani. Bariz fark var. Biraz daha tamam. Şu ben eleştirebilir miyim? Müsaaden Esin var mı? Esin teyze seninki zaten tepeleme gitmiş. Tepeleme olacak sandal. Hayır, öyle bir şey yok. Yani kayık resmen yani dolu dolu olması lazım yani bak. Közledikten sonra yani içini tamam, böyle nasıl, doğrayıp... Ne farkı yok? Hayır, hayır eşelediğim aynen böyle bastırdım. Bu kaşarların bu özensizliği nedir? Hayır, gayet güzel. Her şey. Gayet güzel ezdirdim yani. İkisi de aynı. Ve baharatını, şeyini ve bu yemeği haftanın 2-3 gün olma yaparım. Patlıcanın gerçekten çiğ duruyor. Çok çok da severek yerim. Çiğ duruyor yani. Yalnız bu ikisini çok beğendim. Onun şurayı bakar mısın Esin'ciğim bak. Bakıyorum. Bunu ilk şurayı kestiğim zaman aynı ondaki gibi. Ama bu ucu, bu sapı. Ama bunlar sapı. Canım benim aynı sap bunlarda da var ya. Sapı diyorsun o da aynısı. Bak, bak kuzum gel. Aynı sap. Hayatım hepsini bak kendi. Aynı sap. Olabilir ben ezdirdim bak. İçi pişmiş bak pişmiş. O pişmiş. Hep sapını mı yiyoruz biz değil. Yani başından mı başlıyoruz buradan mı başlıyoruz? E patlıcan yani, çekirdekli çıktı. Buradan da ben ne yapayım? Buradan da o da senin talihsizliğin ne yapayım ben? O zaman hepimize söyleyeceğiz bize çekirdeksiz patlıcan mı? Yapacak bir şey yok. O da baharatı, tuzu her şeyi yerinde. Hani Damla fanı diyoruz ya. Aysun'cum. Hiç Damla fanı değilim. Hayır. Aa, gör. Tanımıyorum. Bilmiyorum. Burada tanıştım. Gönlümde gerçekten sana samimiyetimle söylüyorum. İster inan ister inanma. İnanmıyorum. Vallahi billahi. İster inanmazsan da gel. İnşallah Esin çıkar dedim. Dedin kabul ediyorum ama ay, canı gönülden söyledi. Canı gönülden söyledi. Neyse Allah aşkına Hatice diye neticeye bakalım. 5 alan benim ya bir oynamak evet, istiyorum ya. Bugün de Aysel teyzeden 5 aldım. Bir oyun alabilir miyim? Aysel teyze gel birlikte oynayalım.